sürüyor. Hemen bölgeye gideceğiz. Biz de yakından takip ediyoruz. Muhabir arkadaşım Altuğ Acar karşımızda. Altuğ, aslında en kritik olan saat aralığında olduğumuzu biliyorum ben. Uzmanlar hep onu söyler. Daha yeni 6 saatlik bir kayıp söz konusu. Nedir çalışmalarda son durum? Evet Fatih Çiman, Miran adı güzel, 3 yaşında otizmli bir evladımız. Annesiyle birlikte Esenler Mahallesi'ndeki bir siteye misafirliğe gelmişlerdi. Bahçede kendisi oyun oynuyordu ancak gözden kayboldu. Bunun üzerine annesi ilk olarak komşularına durumu bildirdi. Komşular etrafta aramaya başladı ancak Miran'dan bir iz bulunamadı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden ilk olarak vatandaşlar toplanmaya başladı. Bölgeye geldiler çünkü burası Esenler Mahallesi aslında tamamen... binaların olduğu bir bölge, yani kırsal bir alan değil, ancak bölgede birçok inşaat alanı mevcut. İşte bu yüzden de vatandaşlar kimisi bisikletiyle, kimisi motosikletiyle, kimisi yürüyerek gelmişti bölgeye. Kendi imkanlarıyla arama yapıyorlardı. Durum polise intikal etmesinin ardından Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bölgeye çok sayıda ekibini yönlendirdi. Yine aynı zamanda Çanakkale Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD Müdürlüğü ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Onlar da bir yandan arama çalışmalarını yürütüyorlar. Şu anda da 60 metrelik yol olarak adlandırılan bir cadde üzerindeki inşaat alanında Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne ait dronlarla etraf taranmaya başladı. Yine aynı zamanda dediğimiz gibi AFAD, polis ve itfaiye ekibi de bölgedeki inşaatları didik didik arıyor. Miran dediğimiz gibi 3 yaşındaydı ve otizmliydi. Kendisini ifade etme güçlüğü çekiyordu. Bu yüzden de insanlar tedirgin oldular. Yine hemen bu bölgenin olduğu, şu anda kameraman arkadaşım Mustafa Aydıngül'ün sizlere göstermeye çalıştığı inşaatın arka tarafı tarla, arsa bölge, arsalık bir bölge. İşte burada da çalışmalar başlatıldı. Burada da çalışmalar yürütülüyor. Miran'ı arama çalışmaları 6 saatten bu yana Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde sürdürülüyor. Gerek vatandaşlar gerekse bütün ilgili kurumlar bu bölgede tam teyakkuz halindeler. Miran otizmli ve konuşmayı bilmiyor. Daha 3 yaşında kendisi. Bu yüzden de kendisini telaffuz edemiyor. Ancak işte vatandaşlar ve emniyet ile AFAD ve Çanakkale Belediyesi ekipleri bölgede aramalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yine çok sayıda Çanakkale'li motosiklet ekibi, offroad ekibi de bölgeye geldi. Onlar da bir yandan arama çalışmalarını yürütüyor. Umarım ileriki saatlerde sizlere Çanakkale'den güzel bir haber veririz ve Miran'ın sağ salim bulunduğunu sizlere iletiriz diyelim. Sizi Çanakkale'den size aktaralım.